Merhaba itfaiye. Neyin var söyle bakalım. Maşa, eskisi kadar hızlı ilerleyemiyorum. Galiba arka tekerleklerimde bir sıkıntı var. Tamam itfaiye, merak etme. Şimdi arka tekerleklerini güzelce bir muayene edelim bakalım. Yalnız seni şöyle yan yatırmam gerekecek. Peki Maşacığım. Şimdi tekerleklerini bir kontrol edelim. Arka tekerlekler demiştin. Bu teker gayet sağlıklı. Ah, evet, bu teker birazcık zor dönüyor. İşte bu da. Hemen şunları da kontrol edelim. Evet itfaiye, şimdi anlaşıldı senin sorunun. Galiba bu tekerlerin arasına çamurlar sıkışmış. Hemen onları temizleyelim. İşte oldu. Ve hemen sana kırmızı bir tekerlek yağı dökeceğiz. Birazcık buna, birazcık da buna. İşte oldu itfaiye. Artık seni kaldırabiliriz. Teşekkür ederim Maşa. Artık eskisi gibi hızlı hareket edebileceğim, öyle değil mi? Tabii ki de itfaiye. İstersen bir deneme yapalım. Güle güle itfaiye. Çok da acele etme ama, olur mu? Ha, itfaiyenin tekerleklerini tamir ettim. Bu araba doktor olmak gerçekten çok güzelmiş. Üstelik çok da eğlenceli. Ah, şimdi de buraları güzelce bir düzenleyelim. Maşa, Maşa. Ah, merhaba pembe araba. Neyin var söyle bakalım. Galiba benim direksiyonumda bir sıkıntı var. Virajlardan dönerken biraz zorlanıyorum. Merak etme pembe araba. Hemen şöyle yaklaş bakalım. Senin direksiyonunu güzelce bir kontrol edelim. İlk önce şöyle bir çevirelim bakalım. Aa, evet haklısın galiba. Direksiyonun çevrilmesi biraz zor oluyor. Merak etme. Galiba birazcık direksiyon yağı eklememiz gerekecek. Çok basit bir şey. Aa, buna çok sevindim. Şuradan hemen yağımızı alalım. Ve direksiyonumuza şöyle birazcık sürelim. Tamamdır pembe araba. Hadi bakalım tekrar deneyelim. İşte bu kadar. Teşekkür ederim Maşa. Sen gerçekten çok iyi bir araba doktorusun. Aa, önemli değil pembe araba. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim Maşa. Bugün bütün kargomu dağıttım. Ama siz hala uyuyorsunuz. Hey, size diyorum çocuklar. Çocuklar uyanın. Daisy, Daisy. Ah, Daisy. Daisy ne oldu sana? Hey çocuklar, inanmıyorum. Donnie, Donnie uyan. Jerome. Uf, hiçbiri uyanmıyor. Hey Jet, Jet çok hastayım. Jet ben de çok hastayım. Of, ne oldu bize böyle? Üçümüz birden nasıl da hastalandık? Ne? Hasta mısınız? Ay, ne olacak şimdi? Bekleyin çocuklar. Size araba doktoruma şey getireceğim. Maşa, Maşa. Merhaba Jet. Ne oldu? Bu ne telaş? Maşa, harika kanatlar hasta. Hemen onlara bakman lazım. Ne? Harika kanatlar mı? Tamam tamam. Merak etme Jet. Hemen eşyalarımı toplayayım geliyorum. Bütün malzemelerimi almalıyım. Çünkü harika kanatların nesi olduğunu bilmiyorum. Onları güzelce muayene etmemiz lazım. Hadi bakalım Jet. Artık gidebiliriz. Peki Maşa. Bak Maşa, bütün arkadaşlarım hasta. Merak etme Jet, şimdi onları sırayla muayene edeceğim ve neler olduğuna bakacağım. Onları hemen iyileştireceğim, sen hiç merak etme. İlk önce Daisy ile başlayalım. Hey Daisy, birazcık toparlanabilir misin? Seni muayene etmem izin verir misin? Tabii ki de doktor Maşa. Söyle bakalım Daisy, neyin var? Oh, pervanelerim dönmüyor. O yüzden de çok fazla öksürüyorum.
Demek pervanelerin dönmüyor. Hemen şöyle seni buraya alacağım. Ve güzelce muayene edeceğim. Şöyle bir çevirelim bakalım. Aa, gerçekten de pervanelerin dönmüyor. Dur bakalım. Hemen şöyle kanatlarına da bir bakalım. Canın acıyor mu Daisy? Hayır Maşa. Şimdi neyin olduğunu anlayacağız. Aa, o da ne? Olamaz. İşte buldum. He Maşa ne oldu? Arkadaşımın önemli bir şeyi yok öyle değil mi? Merak etmeyin çocuklar. Sadece pervanesine birkaç yaprak takılmış. O yüzden Daisy'nin pervaneleri dönmüyor. Şimdi o yaprakları oradan yavaşça alacağım Daisy. Hiç canın acımayacak. Peki Maşa. Hop işte bu kadar. Bakın Daisy'nin kanatlarını dönmesini engelleyen küçük yaprak parçası. Ay teşekkür ederim Maşa. Gerçekten rahatladım. Hadi bakalım şimdi çevirelim. Gerçekten pervanen dönecek mi? Wow, çok güzel dönüyor. Artık rahatlıkla uçabilirsin Daisy. Teşekkür ederim Maşa. Wow, harika. Gerçekten de eskisi kadar güzel uçabiliyorum. Hadi bakalım Jerome. Sıra sende. Senin neyin var söyle bakalım. Kanatlarım, kanatlarım. demek kanatlarında bir sorun var. Hadi sen de gel bakalım böyle. Şimdi senin kanatlarını da iyileştireceğim. Sen hiç merak etme Jerome. Şöyle kanatlarını biraz hareket ettirmeye çalışalım. Ah canım acıyor Maşa. Demek kanatlarını hareket ettirince canın acıyor. Peki Jerome'nin neyi var Maşa? Evet galiba Jerome'nin kanatlarındaki yağlar eksilmiş. Birazcık kanatlarını yağlamamız gerekiyor. Onun için de Jerome'ye özel çok güzel bir yağım var. Hemen onu kullanacağım. Şöyle kanatlarını güzelce yağlayalım. Birazcık da burayı. Birazcık da kuyruk kısmını. Birazcık da ağzını aç bakalım Jerome. İşte bu kadar. Şimdi kanatlarını hareket ettirebilirsin Jerome. Hadi bakalım. Oh, tamam Maşa. Hemen deneyeceğim. Wow, kanatlarımı yukarıya kaldırabiliyorum. Üstelik kanatlarımı havada da tutabiliyorum. Gördün mü bak Jet? Gördüm Jerome gördüm. Gerçekten de harika. Teşekkür ederim Maşa. Arkadaşlarımı ne kadar da çabuk iyileştirdin. Önemli değil tabii ki de Jet. Ben bir araba doktoruyum biliyorsun. Yaşasın. Hemen ilk uçuşumu deneyeceğim. İnanmıyorum. Donnie orada kaldı. Hey Donnie. Donnie geldim. Merak etme. Şimdi seni de iyileştireceğim. Sana güveniyorum Maşa. Arkadaşlarım ne kadar da güzel uçuyorlar. Ben de onlarla birlikte uçmak istiyorum artık. Merak etme Donnie. Seni de uçuracağım. Sen hiç merak etme. Hadi gel bakalım sen de böyle. Ah, çok yoruldum. İnanmıyorum Donnie. Sen mi yoruldun? Ya Maşa, Donnie'nin bu kadar çabuk yorulması hiç iyi bir şey değil. Biliyorum Jet, biliyorum. Donnie biraz hasta. O yüzden bu kadar çabuk yoruldu. Hemen onu iyileştireceğim. Merak etme sen. Donnie'nin ilk önce kanatlarını bir kontrol edelim. Galiba Donnie biraz kirlenmiş. Ne? Kirlenmiş mi? Evet evet kirlenmiş galiba. Kanatları ve motoruna topraklar kaçmış. O yüzden olmalı. Merak etme Donnie. Eğer birazcık yıkanırsan, kendini temizlersen hiçbir şeyin kalmayacak. Duydun mu Donnie? Duydun mu? Bak temiz olman gerekiyormuş. Ben sana kaç defa demiştim. Her uçuştan sonra duş almalısın diye. Nasıl yani? Ben şimdi duş almadığım için mi uçamıyorum? Evet Donnie. Çünkü havadaki bütün pislikleri toplamışsın. Üstelik iniş yaptığın yerlerde topraklı olduğu için kanatların ve motorun toprak dolu. Toprakları temizlemeden uçuş yapamazsın. Ama sana birazcık yardım edebilirim. İşte burada çok güzel bir temizleyici spreyim var. Bunu sıktığımda banyoya kadar uçabileceksin. İşte bu kadar. Yani şimdi uçabilecek miyim?
Tabii ki duşabileceksin Doni ama sadece banyoya kadar. Unutma, güzel bir duş, harika bir temizlikten sonra sen de diğer harika kanatlar gibi uçabileceksin. Yaşasın, duydun mu Jet? Duydum Doni, duydum. O yüzden şimdi doğru banyoya gidiyorsun. Tamam tamam, hemen gidiyorum. Maşacığım, sana çok teşekkür ederim. Önemli değil Jet. Sen de muayene olmak ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Ben bütün bakımlarımı düzenli olarak yaptırıyorum. O yüzden uçuşumda hiçbir sıkıntı yok. Aferin sana Jet. Çünkü sen çok önemlisin, biliyorsun. Çocuklara karga yetiştirmelisin. İnanmıyorum. Ne oldu Jet? Çocukların kargosu. Arkadaşlarım hasta görünce çocukların kargosunu unuttum Maşa. Hemen gitmeliyim. Ne kadar güzel. Bütün harika kanatları güzelce muayene ettik. Artık eşyalarımı toplayıp hastaneme gidebilirim. Şu anda beni bekleyen yeni arabalarım olabilir. Hoşçakalın arkadaşlar.